Bazı mekanlar, bazı zamanlar, bazı insanların tam da yeridir, tam da evidir Fatih Terim ve Galatasaray ilişkisi de böyle. Fatih Terim Galatasaray'a transfer olmaz mesela, Galatasaray'ın evet. hocası olarak atanmaz mesela, evine döner, o öyledir. Evet, evet. E, ve e, tabii Galatasaraylı futbol severler de hani Fatih Hoca ile devam, biraz daha de dinamik genç bir yönetim eşliğinde. Ee, Burak Bey zaten her seferinde söylemişti bizim de bilgilerimiz, duyumlarımız bu yöndeydi. Yani daha adaylık sürecinde Fatih Hoca ile görüşmüş evet. ve ekibim bu birlikte çalışalım ee, demiş olduğu yönde duyumlarımız vardı. Evet. Galatasaray'da e, Twitter hesabından evine hoş geldin paylaşımı yaptı güzel bir videoyla evet. Zeki Uzun Durkan. Kesinlikle yani Fatih Terim tam anlamıyla bir karizma, idol öyle söyleyeyim yani. Boşuna imparator ya da Türk futbolunun en büyük teknik direktörü denmiyor. Şu süreçte parayı tercih eder, etseydi Katar'a gitmişti. 15 milyon euroluk devasa bir rakama özel jetler, özel malikaneler. Yani bunların hiçbirini tercih etmedi. Elinin tersiyle geri çevirdi. Galatasaray'ı bekledi. Ee, Galatasaray'ın Burak Elmas'ın kazanmasında büyük rol oynadı. Şöyle ki... Ee, en güvendiği kişi olan avukatı Rezan Epozdemir'i Burak Elmas'ın listesine soktu ve rengini belletti. Ee, ben, beni seven e, Burak Elmas'ı seçer diyerek orada aslında e, temelini sağlam attı. Yani seçim sürecinde Burak Elmas'ın kazanmasında o hamlesiyle başrol oynadı. E, bu seçim bize şunu gösterdi, aslında bunları da söylemek lazım. E, aklı Selim Galatasaraylılar artık ortaya çıktı İnattan vazgeçen genç, genç nesil liseliler ve atkıllılar e, arasındaki o kavga inatlaşma artık rafa kaldırıldı rafa ömrünü tamamladı öyle söyleyeyim atkıllılarla liseliler arasındaki kavga gerginlik e, yarış rekabet e, e, yerini sağduyuya e, be, sağduyuya bıraktı Burada önemli olan ne liseliler ne atkılılar ya da ne kravatlılar ne atkılılar Galatasaray'ın, asıl olan Galatasaray'ın geleceğidir düşüncesiyle e, hareket edildi ve o hep merak ediyorduk. Mustafa Cengiz yönetiminin yaptığı, üye yaptığı o e, 800 oy nereye gidecek diye. E, o 800 oy e, yeni üyeler Fatih Derim'i seçti. Yani Burak Elmas'ı seçti. Yani Yiğit Şardan ve e, Abdurrahim Albayrak'a gidebilir demiştik bu oylar ve dengeler değişebilir demiştik. Ama burada e, Fatih Terim'in hep Haldun abi de söyledi, ben de söyledim. Fatih Terim'in ne kadar büyük belirleyici olduğunu, kırmızı çizgi olduğunu e, Galatasaray taraftarı ve camiası için e, Fatih Terim'le çalışmayacağım diyen başkan adayının kazanamayacağını söylemiştik ve kazanamadılar. Ve Fatih Terim şu anda aslında Galatasaray'da iki zafer birden kazanıldı. Burak Elmas iki zafer birden kazandı. Galatasaray camiası zafer kazandı. En doğru başkanını seçerek, Burak Elmas'ı seçerek bir zafer kazandı. İkisi, i̇kincisi de Galatasaray markasının yanına koyulacak en büyük mark olan Fatih Terim markasına sahip çıktı. Onu kaybetmedi, onu eskisinden daha güçlü bir şekilde kazandı. Moral ve motivasyon olarak çünkü eski yönetimle enerjisi düşük, sürekli kaos içinde olan bir Fatih Terim vardı. Şu anda kafalı olarak çok rahatlamış, benimsediği, kazanmasında, perde arkasında önemli rol oynayan Fatih Terim. Burak Elmas'ı bir anlamda başkan olmasında rol oynadı ve el ele verecek bu ikili şimdi bir jet hızıyla transferleri yapacaklar ve e, önümüzdeki yıl şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri yine Galatasaray olacak. Çünkü bir kenetlenme uzun yıllardır göremediğimiz başkan ve e, Fatih Terim teknik heyet arasındaki o kenetlenme başarıyı getirecektir ki Fatih Terim'in istediği transfer e, raporu ve en önemlisi de artık e, finansal fair play konusundaki kısıtlama ortadan kalktığı için her ne kadar yine de çok açılmadan da olsa bonservis Parası ödeyerek, bonservis ücreti ödeyerek transferler yapabilecek Galatasaray. Bu arada bir kırmızı biz de e, A-Spor ekranlarından görüp birlikte haberdar oluyoruz sevgili izleyiciler. E, Lucas Lima Medipol Başakşehir'de Brezilyalı Solbek'le 3 yıllık anlaşma imzalandı e, detayı var ki e, Aykut Kocaman Hoca ile birlikte Medipol Başakşehir ekibinin çalışmaları, Hayır, transfer çalışmaları da sürüyor. O detayı Öyle. da verelim. Evet. Evet. Haldun Bey. E, Şöyle başlayalım şimdi seçimden konuşursak ortaya şöyle bir gerçek çıktı. Galatasaray liseliler yani liseli dediğimiz kesim aslında Eşref Hamamcıoğlu'nun arkasında durdular. Liseliler durdu yani bunu da söylemiştik yani liselilerin 1200-1300 oyları olacaktır diye düşünmüştük. Önemli bir bölümü orada durdu çünkü tek liseli aday Eşref Hamamcıoğlu'ydu. Bunun karşısında yeni nesil Galatasaraylılar dediğimiz bir kesim var Zeki'nin de söylediği gibi onlar da yeni nesil bir başkan olsun diye ağırlıklarını Burak Elmas'tan yana koydular. Ya yani şöyle bir şey var hep konuştuğumuz bir konu vardı ya Mustafa Cengiz başarılı işte onun devamı olan Yiğit Çardan kazanır Yiğit Çardan demek ki devamı olan kazanmıyormuş bir başarılı bulmadı Galatasaray. Genel Kurul üyeleri Mustafa Cengiz'i başarılı bulmadı bir kere bunu söylememiz lazım başarılı bulsa en azından yarışta Burak Elmas'la Eşref Hamamcıoğlu'nun yanında onunla beraber at başı giden bir yiğit şardan olurdu yiğit şardan bir de tabii tarz olarak davranış olarak çok da fazla Galatasaray Geleneklerine uygun bir davranış sergilemedi. Hatta ben o gün burada şöyle söyledim, yani bizim oy sıralaması ile ilgili fotoğraflar paylaşmışlar Gömlek. dedim. Vallahi çok tebrik ederim ceketli fotoğrafını evet. bulmuşsunuz dedim. Yani bu Galatasaray gelenekleriyle örtüşen bir durum değil. Kişisel tercihidir tabii. Benim söyleyecek fazla bir şeyim yok. Ben herkesten farklıyım demek istedi. Ama işte Galatasaray'ın bir aristokrat yapısını herkesin bilmesi lazım. Orada. ...kıyafet hani şöyle bir söz var ya... ...çok güzel bir söz... İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır... ...bilgileriyle uğurlanır diyor... ...biraz oradan da e, bence kaybetti... ...Mustafa Cengiz'in e, devamından kaybetti... ...Abdurrahim Albayrak... ...gerçekten çok belirleyici bir isimdir dendi... ...oradan da kaybetti... Evet. ...açıkçası başa gelelim... ...Zeki'nin söylediği bir nokta var... E, ...Fatih Terim... E, ...genel kurulda belirleyici bir unsur oldu... ...bunu şöyle e, görmek lazım... Belki de aklı selim Galatasaraylılar şunu düşündü. Biz X, Y, Z hangisi olursa olsun herhangi bir başkanı seçersek o ciddi bir zaman harcayacak. Yani işte e, teknik direktörü bulmak için, oyuncu bulmak için zaman harcayacak. Oysa e, her daldaki kuştan daha değerli olan eldeki kuştur diye düşünüp Fatih Terim'le devam edecek Burak Elmas'ı Fatih Terim unsurunu da yakalayarak... E seçmiş olabilirler ki mantıklı. Neden söylüyorum bunu? Şimdi şöyle bir şey var. Bugün e, Ömer Bayram'la sözleşme imzalıyorsun, Marka Ayla sözleşme imzalıyorsun, e, Aytaç Karayı getiriyorsun, Alpaslan Aslan Öztürk getiriyorsun. Ki, bunların raporunu kim verdi? Fatih Terim. Fatih evet. Terim. Yani kendi oyun anlayışına göre. Emre Akbaba ile devam edilecek diyor, Arda Turan'la devam edilecek diyor. Ve şimdi ben şunu bekliyorum. Mesela Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen bir Galatasaray olduğu için söylüyorum. 3-4 tane isim var mesela şu anda. Mesela Van Aanholt ne olacak mesela çok merak ediyorum. Çünkü hocanın sözlerinin arasında çok enteresan bir cümle vardı. Anlaştığımız bazı oyuncuları kaybedebiliriz, kaçırabiliriz demişti. Mesela bu isimlerden biri Van Aanholt, Onun alternatifi Alioski. Şimdi Alex Moreno mesela sol kenar için seçtiği isimler vardı hocanın. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesiyle anlaşacak. Halil Akpınara ben beni bekle, biz imkanlar çerçevesinde seninle anlaşmak istiyoruz diye telefon açtığını biliyoruz. Mesela şimdi belki de Halil Akpınar gelecek Galatasaray'a. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Fatih Hocanın raporu doğrultusunda transfer politikası doğrultusunda ilerleyen bir Galatasaray varken başka bir e, maceraya atılmanın doğru olmadığını düşünen bir genel kurul yapısını da gözlemlemiş olduk burada. Şimdi e, yeni bilgiler ben de paylaşayım. Burak Elmas'ın başkan olarak ilk yapı, yapacakları var. Bir de e, Galatasaray'da hedef 10 günde 12 imza. Onları da paylaşayım. İlk yapacakları e, Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme. Terim'in yardımcıları yine Levent Şahin, Ümit Davala kulübe geri dönecek deniyor. Bunlar biliyorsun takım çalıştırmak istediklerini söylemişlerdi ama tek Fatih Terim'in olduğu yerde Fatih Terim çağırdı mı gelirler. Onların öyle bir e, aralarında kenetlenmeleri var. Onyekuru'nun bonservisi alınacakmış. Arda Turan ve Ryan Dom'la sözleşme imzalanacak.